Bilesiniz ki korkmuyoruz ve hesap soruyoruz. Uygulanmayan yasalarla, cezalarla cesaret bulan failler yaşamlarımıza göz dikmeye devam ederken binlerce suçluyu çıkardığı uyduruk aflarla sokağa salan iktidar ve işbirlikçilerine karşı yaşamlarımızı sarmaya devam ediyoruz. Haklarımızı geri almak için her gün, her an direnme ve mücadele etmeye devam ederken dinci, gerici ve şeriatçı çetelerle tamaldığınız her alanı geri alacağınızı ülkenin her yerinde haykırıyoruz. Tarikatlara seçim pazarlığı yaptığınız İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıranlarla, mevcut yasaları uygulamayanlarla hesaplaşacağız. Çünkü biz biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi eski şekilde uygulansaydı katledilen yüzlerce kadın bugün aramızda olacaktı. Ülke kadın ve çocuk mezarlığına dönmeyecek. Korkmuyor, tutmuyoruz. İtaat etmiyoruz. Korkmuyoruz, susmuyoruz. İtaat etmiyoruz. Korkmuyoruz. Sorumluları tanıyoruz. Narin Güven için verilen araştırma önergesini, uyuşturucuyla mücadele edilsin önergesini mecliste kimler reddetti? Bu ülkede erkek devlet eliyle, iktidar eliyle hırsızlar, uyuşturucu baronları, çeteler, mafyalar hüküm sürüyor. Kahrolması gereken çürümüş düzenleri katleden kadınların, kaybedilen çocukların bedenleri üzerinde yükseliyor. Bizler katledilen kadınların adını bir an bile dilimizden düşürmeden bu öfke ve isyanla karşınızda durmaya devam edeceğiz. Cinayet mahallelerine gelmiş bu ülkede yaşamlarımız, özgürlüklerimiz, haklarımız için yakınızda olmaya devam edeceğiz. Uygulamadığımız yasalar yüzünden istismara atlayan, katillere öden düzeniniz yüzünden, kana bulanmış ellerinizi tuttuğunuz koltuklarınız yüzünden, hayatta olmayan her bir kadın, her bir çocuk için ses olmaya devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi, 6.284 sayılı yasanın etkin bir şekilde şiddet uygulanması ve kadın cinayetlerinin son bulması için mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz.